Suriye'de teröristler bugün Halep kırsalının Han El Asel bölgesinde kimyasal madde ihtiva eden bir füze attı. Gelen son habere göre ölenlerin bilançosu 25'e yükseldi konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Suriye Enformasyon Bakanı Omran El Zubit, teröristlerin Nehrep bölgesindeki Keferdeel'de Halebin Han El Asel bölgesine kimyasal madde ihtiva eden füze fırlatmalarının oldukça tehlikeli bir tırmandırma olduğunu belirterek bu cinayetin Arap Birliği'nin bakanlar düzeyindeki kurulunun aldığı son kararının ilk yansıması olduğuna dikkati çekti. Bakan Zubit, teröristlerin işledikleri bu katliamda uluslararası kanunlarca yasaklanmış bir silah kullandıklarını dikkati çekerken bu katliamın uluslararası toplumun yanı sıra teröristleri destekleyen, barındıran, finanse eden ve silahlandıran devletlerin sorumluluğunda olduğunu da altını çizdi. Katliamda asker ve sivillerden oluşan 25 kişinin hayatını kaybettiğini, geneli ağır olmak üzere 86 kişinin de yaralı düştüğünü belirten Zubi, yaşanılan bu durumun kanuni, ahlaki ve insani sorumluluğunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ve Katar'a yükledi. Bakan Zubi katliamın sorumluluğunu ayrıca muhalefeti silahlandıran tüm devletlere de yükleyerek uluslararası yasaklanmış silahların kullanılmasının güvenlik ve askeri açıdan Suriye'de cereyan eden olaylarda oldukça tehlikeli bir tırmandırma teşkil ettiğini kaydetti. Enformasyon Bakanı Zubi bu cinayetin ışığında Suriye hükümetinin uluslararası ve bölgesel örgütlere yönelerek uluslararası kanunlar ve ilkeler doğrultusunda silahlı terör gruplarını uluslararası kanunlarca yasaklanmış silahlarla silahlandıran devletleri şikayet etme hakkına sahip olduğunu belirtti.